Suzan hamile mi? Bak halacığım, daha sabah Suzan kapıdan çıkarken bu kızın karnı büyüdü, yakında doğuracak diyen sen değil miydin? Kime dedim? Ben ne dedim? Halacığım, bak kaseti başa sarmak istemiyorum. Yani sabrım kalmadı artık. Söylemedin niye böyle giyindiğini. Hangi çocuk için anlat? Anlaşıldı. Her şeyi baştan anlattıracaksın bana. Bak halacığım, anlatıyorum, dinle. Şimdi Suzan hamile. Suzan onun için çocuk yetiştirme kitapları okuyor. Bu kitaplara göre çalışan bir babanın olması daha iyiymiş. Onun için Suzan dedi ki bana, bundan sonra dedi böyle sabahları giyineceksin, işe gider gibi çıkacaksın sabah erkenden, sonra akşamüstü tekrar geleceksin. Çocuk bunu görecek dedi. Onun için şimdiden başla dedi. Onun için ben böyle giyindim. Ay aşk olsun. Niye söylemediniz bebek beklediğiniz? Ben yabancı mıyım? Nasıl sevindim. Gel öpeyim seni. Ya 5000. kez bu sahneyi yaşıyorum. Yazık bana ya. İzahatimler öğretmenim. Sana da canım. Beraber çıkalım mı? Olmaz. Abimler merdivenin başında buluşalım dedik. Ama yarın bir saatçik parkta buluşacağız değil mi? Ben de çok istiyorum ama abim kızıyor. Annem ve ablama bir sorayım. İzin verirlerse seni ararım. Aman bu abin de bir hoş yani. Her şeye karışıyor. Aslında ben onu takmıyorum ama sonra gidip babama söylüyor. Babam da başlıyor güne. Bacak kadar boyunda aşık beşte uğraşacağına alfabeyi ezberle diyor. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Çok sıkıştım. Telefonunu bekliyorum. Hadi Cide, sınıfta biz kaldık. Dur, yalnız yarın annemler izin vermezlerse bir plan olarak beni arayacaksın. Beni size ders yarışmaya çağırmış gibi yapacaksın, tamam mı? Of, içimden bir ses beni kullanmaya başladığını söylüyor. Bu kız sen benim en iyi arkadaşımsın. Bunu senden başka kimden isteyebilirim ki? Hem sen de bizimle geliyorsun. Biraz yalan, biraz gerçek olacak. Ne olur. Tamam ama unutma, bana borçlusun. Hayatımda ilk defa senin yüzünden yalan söyleyeceğim. Tamam. Of, Yercem hadi aç oldum burada. Ya bir dakika. Of. Ya Kaan'cığım içeride gel buraya. Ya ama çok sıkıştım Tuğçe abla. Aşağıdaki tuvalete git hadi. Sen ne yapıyorsun burada bücürük? Tuvalete gireceğim. İyi, tamam gir. Ya Cem lütfen. Al şunu da. Niye bu kadar kötü davranıyorsun? Ne kadar ayıp? Ya bit kadar boyuyla bana yalakalık yapıyor. Niye? Çilekle rahat rahat denize çıkabilmek için. Yok öyle yapma. Onu bir daha kardeşinin yanında görüyor var ya. Cem bazen tam bir cani gibisin. Keşke benimle bir abim olsaydı da aynı şeyleri sana yapsaydı. Senin de benim aramıza kimse giremez. Yani senin bir abin olsa da hiçbir şey fark etmezdi. Babam bazen kendine Müslüman değil bir de yıl kullanıyor. O tam puanlık. Heh sonunda ettiniz. Direkt oldum burada. Çilek Hanım sınıftan çıkmadı ki. Aa sen dur abicim ben bakarım. Ne o Ceren küs müyüz? Evet. Sen abimle yeniden barışmış olabilirsin Tuğçe. Ama onu bizden çaldığın için seninle konuşmayacağım. Görüyorsun değil mi Cem? Benimle ne zaman barışırsan kardeşlerini ihmal ediyorsun. Kabak hep benim başıma patlıyor. Kardeşlerimi ihmal etmiyorum. Ya seninle geçirdiğim kadar onlarla vakit geçirmiyorum. Ona bozuluyorlar. E haklılar. Çilek! Hadi çabuk ol. 2 saattir çantasını yerleştiremedi. Tamam abla geliyorum. Ay hadi. Sonra servis kaçacak. Babamın işlerine yürüyerek gideceğiz. Aa Sadık amcalara mı gidiyorsunuz? Evet. Babamla alışverişe gideceğiz. Selam söyleyin. Tamam söyleriz. Hadi gel. Bay bay. Bye. Bye. Ben niye burada duruyorum? Ben de gideyim. Oh be. Günler uzamaya başladı ya. Keyfim bir yerine geliyor ki sorma. Al benden de o kadar. Hele şöyle havalar biraz daha düzelsin Sadık. Şöyle balığa falan çıkalım. O zaman var ya şu şirkette çalışmak bile o kadar keyifli gelecek ki bize. Değil mi keyfine? Ya baban duymasın ama ben de aynı şeyi düşünüyorum.
Efendim? Al tabii canım, al. Allah Allah ya, ne komik kadın bu be. Ya ben böyle sekreter görmedim. Biz değiştirelim bunu, tamam mı? Bana ne diyor biliyor musun? Çocuklarınız geldi, içeri alayım mı almayayım mı diyor. Heh, aynı şeyi geçen gün bana Eda ile Toprak geldiğinde de yaptı. Ya üstelik de burada meşgul olmadığımızı bile bile. Merhaba! Merhaba! Biz geldik. Aman doğa, hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsunuz böyle ha? Yedi cüceler gibi formalarla. Ya bir de bize sor. Anlık taşıyorsun oğlum be. Baba. Canım benim. Hemen çıkıyor muyuz? Hayır, hemen çıkmıyoruz. Hani yani buraya kadar gelmişsiniz. Diyorum ki şöyle size bir şey ısmarlasam mı? Yaşasın, neler yiyeceğiz? Benim gibi 1,5 olsun. Tamam. Sadık. Efendim. Beni unutmuyorsun değil mi? 2. Bak geçen sefer seninkini yedim, yine yerim. Tamam, tamam. Cem, alo. Araba ya döner istiyoruz biz, tamam mı? 3 tane 1, 1 tane 1,5, bir tane de 2 miydi? 3 olsun. Tamam. Aşk olsun Perihan teyze, gece niye söylemediniz ki ekmek bir şey yapardım. Hayatım keki falan boş ver, yukarıda küçük bir işimiz var, ben sonra hemen gideceğim. Biz odadayız. Peki. Ben yine de bir çay koyayım. Çok heyecanlı. Bence de çok heyecanlı. Biz daha önce reenkarnasyon diye bir şeyi nasıl oldu da duymadık? O zaman oho bilseydik, senin çocukların Sadık'ın, Dudu'nun geçmişte nasıl bir hayat yaşadıklarını öğrenirdik. Evet, hadi vakit kaybetmeden şu kitaba bakalım. Hadi. Gel bakalım, çok merak ediyorum. Mutlaka bunu öğrenmenin hipnozdan daha kolay, sihirli bir yolu vardır. Evet, işte burada. İnsanı insandan uzaklaştıran, seven fanileri birbirinden ayıran özelliklerden biri. Evet Duda Hanım, demek ki ne yapıyorsun? Bu akşam damatları Betüşler'de topluyorsun. Ve bir vesileyle bir şekilde Piko'nun dumanını damatlara üfleyip onları sihirliyorsun. Keşke daha önce deneseydik. Demek ki kimin önceki hayatını görmek istiyorsak saçından bir tel koparıp sihirli sözcükleri söyleyeceğiz. Fetüş, gittikçe daha da heyecanlanmaya başladım. Ay ya, bak çocuklar gibiyiz. Aman boşver, 40 yılın başında biz çocuk gibi olalım. Şimdi önce kimin geçmiş yaşamına baksak acaba? Dur bir düşüneyim. Bence sen. Bence sen. Ne, korkuyor musun küçük hanım? Yok, hiç korkmuyorum da önceki hayatımda ne olduğumu bilmek bana biraz tuhaf geliyor. Sus sus, bana da tuhaf geliyor. Bakalım. Suzan'dan başlayalım. Yaşa, harika fikir. Zaten bizi bu konuda heveslendiren de Suzan. Hadi gidelim. Kilopa bir şeyler hazırlamıştım, yeseydiniz. Canım çok teşekkür ederiz ama gitmemiz gerek. Evet, Sadık'la çocuklardan ne kadar halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Firuze'cim. Siz de mi gidiyorsunuz? Aa, bozulma Firuze, ben dönünce hazırladığımdan yiyeceğim, merak etme. Peki nasıl isterseniz. Betüş, Firuze acaba geçmişte bu kadar hamarat mıydı? Baksana kaşla göz arasında neler hazırlamış. Bilmem, acaba Suzan'dan önce onun önceki hayatına mı baksak? Elas Parizo. Firuze. Firuze. Yettim paşazadem, yettim. Gecikmemi mazur görün. Sübyanlar bir an olsun rahat nefes aldırmıyorlar ki insana. Babalarına çekmişler Firuze. Afiyetlesiniz inşallah.
Sayende Firuze. Sayende afiyetteyim. Şunu da al bakalım. Ne yaptı bugün çocuklar? Hep bildiğiniz aynı yaramazlıkları yaptılar. Sizin gününüz nasıl geçti? Pek bir keyifli geçti Firuze. Fransızlara bugün tam 10 kilo altın sattım. Oh maşallah efendim. Allah kesenize bin bereket versin. Amin Firuze, amin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.